9. alan programının 2. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sizlerden uzaktayız. Çok sıcak bir ortamdayız Arabistan'da. Riyad'da World Invitational'ın 2. haftasına geçiyoruz ama sizlerle birlikte gündemi birazcık değerlendirip birazcık yorumlamak istedik ve yanımızda yakından tanıdığınız üzere çok değerli yorumcularımız, sunucularımız var. Kim onlar? Scott bizimle, Mehitra bizimle, Yargıç Tony ve ben Deniz Sencerez bu programda sizler için muhabbet ediyor olacağız, yorumluyor olacağız ilk haftayı, ikinci haftayı, ekiplerimizi ve buradaki ortamı birazcık olsun sizlere aktarmaya çalışacağız. İlk önce her zaman yaptığımız gibi birazcık sıralamayla gidelim ve ilk haftaki sonuçlarla, ilk haftaki performanslarla başlayalım aslında. Bunu da kimle başlayalım? Mehitra ile başlayalım. Mehitra, öncelikle hoş geldin. Sinan, ilk hafta senin için nasıldı? Hoş bulduk öncelikle Sencer. Yani açıkçası puan olaylarına bakınca, maçlara bakınca ben bir kere maçları oldukça kaliteli buldum. Yani 72 oyuncu olması, 18 takım olması bence işleri birazcık böyle bir değiştirmiş gibiydi. Denizbank Podcast'e dönecek olursak şimdi. Benim düşünceme göre tabii ki de herkes bir ilk 5 bekliyordu tabii ki de Showdown haftasına kalınabilmesi adına. Yani bu çok önemli bir tecrübeydi ve bu şekilde bir offline'ınızdan bence 7.likle ayrılmak bence çok güzel bir başarı. Onu söylemeliyim yani. İlerisinde benim çok daha büyük bir ümitle bakmamı sağladı. Scott'a soralım. Scott, ilk hafta senin için nasıldı? 72 oyuncu vardı. Takımımızın performansı, diğer takımların performansı ve dostum benle bir daha iddiaya girme Scott. Girme. Öncelikle kazandığın için seni tebrik ediyorum. İddiayı kaybeden ben oldum ve buradan açıklayalım. PNPL finallerinde 3 günde sakallarımı uzatmış ve sakallarım turkuaz bir şekilde o yayına çıkacağım. Bunu kabul ediyorum. İlk defa bir iddia kaybettim. Yani şimdi konumuza dönecek olursak da koçsuz bir takım ilk gün bu kadar dibe batmışken ikinci gün o yaptığı çıkış zaten hepimiz için yeterliydi. Gururlanmak için bu yeterliydi bizler için. Yedincilik ilk defa globale çıkmış. İlk defa bu tarz büyük takımlarla oynamış bir ekip için gayet anlaşılabilir, gayet güzel bir sonuçtur. Sürekli bir şekilde yukarıya doğru adım atmaya devam ediyorlar. 72 oyunculuk bir turnuvada kendi oyun sisteminizi net bir şekilde oturtup sona kadar götüremiyorsunuz. Sürekli başınıza bir sıkıntı gelebiliyor. Şampiyon olan Vampire zaten hak ederek kazandı. Çünkü 39 puanla bir başlangıç yaptılar. Galibiyet 24 kill puanı inanılmazdı. Şampiyonluğu aldılar ama ikinci taraf biraz daha böyle civcivli olacak gibi, onu bekliyorum ben de. 3 günlük 18 maçlık karşılaşmanın bu şampiyonanın kazananı Riyad'da Vampire Sports oluyor. Evet, gecelerin yargıcı Gökhan abi, sana şunu sormak istiyorum. Geçen günlerde bir story paylaşmıştın. Biliyorsun psikolojim bozuk, iyi değil arkadaşlar diyordum ve Arap casterlarla yaşadığım bir olay vardı. Senden önce onu rica ediyorum. Sonrasında da bize ilk haftayı değerlendirmeni rica ediyorum. Arkadaşlar psikolojim bozuldu, ben Arap'a gideyim. Oo, çok fena ayrı bir şey. Ya bizi şimdi bir yere götürdüler. Götürdükleri yer Japon geleneksel kıyafetlerin giyildiği ve sadece Japon ürünlerinin, yemeklerinin vesairelerinin olduğu yerdi. Zaten Japonlar da etrafta çok Japon kaynıyordu. Üzerimize Japon geleneksel kıyafeti giydik. Yanımda Araplar var. Araplarla İngilizce anlaşmaya çalışıyorum. Bayağı bir mental demeç yedim yani. Kendine geldin ama değil mi abi? Bir yandan Araplarla anlaşmaya çalışıyorum. Bir yandan üzerimde Japon kıyafeti var. Arkadan bir tane Arap bir sanatçı gitar almış, şarkı söylüyor. Allah'ım dedim, ben neredeyim? Ben oldu ben usta. Kültürel damage yedim diyorum ya. Mental sağlık cici dedim orada. Zaten bir story attım orada. Yani acayip bir ortamdı. Arkadaşlar şu an mental sağlığım hiç yerinde değil. Japon yerindeyiz. Yanımızda da Arap arkadaşlar var. Şu anda bak Japonların kıyafetlerini falan giydik. Değişik bir haldeyiz şu an. Pek mental sağlığım yerinde değil. Burada iyi değilim. Burada da bir tane Arapça birisi şarkı söylüyor. Çok felaket bir ortamdayım. İyi değilim ben. Şimdi haftayı değerlendirecek olursak şöyle bir durum var. Yeterince başarılı olamadık. Daha iyisini yapabilir miydik? Yapabilirdik. Fırsat geldi mi elimize? Geldi. Maalesef değerlendiremedik. Diğer rakipler çok kuvvetli. Bütün bölgelerin şampiyonlarına karşı oyun oynuyoruz. 18 takım olayı zaten bizim takımımızın oyun stiline karşı çok zor. H oyun oynamayı seviyoruz. Oyun H oyununu oynamaya müsait değil. Bizim takım 8-9 vuruyor, 16. oluyor. Yani böyle bir problem var. Vura vura ilerlemeye çalışıyorsun. 4 takımla bir anda savaş içerisine giriyorsun. O yüzden oyun tarzımız pek uygun değildi bu tarza. Ama zevkli bir oyun oldu. İkinci gün özellikle çok güzel işler yaptılar. Ben buraya gelmeden önce
buradaki farklı uyruktan insanlarla birlikte iletişimin bu kadar sıcakkanlı geçebileceğini düşünmüyordum. Hani mesela atıyorum Avrupalı casterlarla daha öncesinden ufak tefek iletişimimiz vardı. Merhaba merhaba nasılsın diye konuşuyor olurduk ama şu anda bir numaralı kankalarımız Endonezyalı casterlar. İnanılmazlar. Ben yani kesinlikle yani Endonezyalı bir casterla bu kadar samimiyetimi ilerleteceğim, bu kadar güzel muhabbet ettiğimi, Damwon'un bir oyuncusu Forrest'la bu kadar yakın ilişkiler kurabileceğim, bu kadar tatlı olabileceğini düşünmüyordum. Ve tabii ki diğer iki değerli isimden de bu arena, bu ortam, oyuncular, menajerler, koçlar, PUBG Mobile neler düşündüklerini soruyor olacağım Scott. İlk başta konuşmalarımızda 400-500 tane çalışanın minimum zaten bu iş için uğraştığı konusunda ufak bir bilgi almıştık. Belki çok daha fazladır bilemiyorum. Yani bizden çok daha önce buraya geldiler. Burada bir e-spor festivali var aslında, onu da söylemek lazım. burayı bu şekilde bu hale getirmek için birçok insan çok emek harcamışlar. Çok yorulmuşlar ama en sonunda da meyvelerini bu kadar güzel etkinliklerle topluyorlar. Bunu görmek, onların o yüzlerindeki gülümsemeyi görmek çok güzel. Her şey çok güzel gidiyor bizler için. Evet Tony, buraya gelmeden önce ne bekliyordun? Burada ne buldun? Sana da sormak istiyorum. Önce Arabistan'a geldim. Geldiğimde de evet sıcaktı. Ama burada bir de kum var. Bunu bir rüzgar var. Felaket. Ama bir müddet sonra alıştık. Konforumuz çok yerinde. Misafirperverlikleri çok iyi. Yani her şeyimize yardım ediyorlar. Arabayla alıyorlar, arabayla bırakıyorlar. Hiçbir şekilde mağdur etmiyor. Size bu sıcağı nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Size şöyle anlatayım sadece. Yol kenarında direkler var. Direklere vantilatör bağlamışlar. Su sıkıyor, su püskürtüyor. Ve o su daha yere inmeden buhar oluyor. Yani bu kadar bir sıcak ben hayatımda görmedim. İnanılmaz sıcak. Ben böyle bir sıcak memleket görmedim. Çok fena. Her yerde böyle pervaneler var. Su püskürtüyor ama su yere inmeden buhar oluyor. İnanılmaz felaket bir yerdeyim şu an. Evet, burada Yargıçtan da yorumlarını yaptı. Değerli dostlarımla birlikte ilk haftayı değerlendirdik. Birazcık buradaki atmosferi size aktarmaya çalıştık. Zaten felaket sıcak diye Tony bitirdi. O zaman isterseniz ikinci bölüme geçelim ama ikinci bölüme geçmeden önce Barışçı ile çektiğimiz çok güzel bir video var. İsterseniz onu önce bir izleyelim. Ivy elendi. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Bayağı bayağı elimize geldiği kadar destek vermeye çalıştık kendilerine. Finallerde şampiyon olmuş. Kendini kanıtlamış bir takım Ivy. Ivy'nin bayrağını biz teslim aldık. Artık herhalde biz şampiyon oluruz ya. Öyle düşünüyorum. İlk 5'ten çıkanları analiz edip zaten bildiğimiz takımlar. Hepsi kendini kanıtlamış takımlar. Diğer 7 davetle gelen takımların da çoğu zaten son dünya turnuvasından biliyoruz. Onlarla daha önce oynadık. Ama inşallah o telefon bize bir sıkıntı çıkarmaz. İnşallah çocuklar çok iyi bir şekilde alışır ve bam 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 şampiyon bunu getirir. İki takım var. Bir tanesi Enigma. Ben çok onların oyununu beğenmiyorum. Gerçekten pislik oynuyorlar. Bir de Mighty'li bir A7 var. Biraz o beni çekindiriyor. Çünkü o kadroyu öyleyken oynamadık. O kadroda Mighty yokken biz oynamıştık onlarla. Ama ben Infight'ına güveniyorum ya. Şu an en formda oyuncu. Hepsi formda ama KS şu an prime döneminde. Yani biz desek ki abim git 3. ol, 4. ol. Çocuk bize şey diyor, yok şampiyon olacağım. Ya, o kadar kafaya taktım. Oyunuyla da bunu hissettiriyor zaten. Yeni oyuncularda çok şaşıracaklar ya. Yani her zamanki yaptığımız hata yapmayacak. Artık İkili ikili bir sistem oturttuk şu an. Sylas'la biliyorsunuz Ryze yan yana ve Hamsi ile Kasi'yi best duo yaptık. Buddy'ler yaptık yani onları. Duo buddy'ler yaptık. O yüzden ikili oyunlar görecekler. Normalde biz iki adam kaybettiğimizde, üç adam kaybettiğimizde bir kişi zor bir şey çıkartıyordu ama bir kişi bile kalsak çok güzel işler başaracağız. Takımı desteklemeyi unutmayın. Ben. Evet, Barış G'nin değerli yorumlarını dinledik. Biz de onlara başarılar dileyeceğiz ikinci haftada. Ama böyle kuru kuru olmaz. Biraz soru soralım, biraz açılalım, biraz muhabbet edelim ve yanımıza S2G'den oyuncuları buraya şimdi davet edelim. Şimdi onlarla güzel bir soru cevap zamanı. Evet, yanımızda S2G'nin değerli oyuncuları. Sencerez'le haftanın bombalarının bir numaralı takipçisi Kalse, genç yetenek Hamsici ve değerli S2G'nin koçu Tabut var. Sevgili Sinan, neler sormak istersin oyuncularımıza? Klasik olarak bir turnuva başlamadan önce beklentileri sormak isterim aslında ben yani. Kendi açımdan bir dinlemek isterim. Bir de nasıl hazırlandılar? Çünkü tabii cihazlar da birazcık farklı falan. Onun için ayrı bir şey yapıldı mı? Bunları bir öğrenmek istiyorum aslında. Bu sezonla daha farklı hazırlık yaptığımız için beraber takım olarak herkesin IGL olabileceği potansiyelde yetiştirmeye çalıştık. Ki herkes işini yapabilsin, sadece bir kişiye yük binmesin. Bunun da meyvelerini ufak tefek turnuvalarda yedik. Sadece bu turnuvada biraz cihaz sorunu yaşadık. Maalesef ülkemize satılmadığı için satın alamadık. Cihazı ancak burada antrenmanlar yaparak alışacağız. Ama onun dışında oyun konusunda bir problemimiz yok. Şey yaptınız mı peki? Atıyorum 90 FPS yerine 60'la girip 60'la oynama gibi. Oynadılar. Normal cihazlardan 60 oynadılar. Yani onu deneyebildik en azından. Öyle söyleyeyim. Evet, o zaman Kalsi Hamsi'nin size bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu hazırlık süreciyle ilgili. Kolay geçti ya. İnşallah alacağız.
Abi ben biraz avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Yani 12 takım var, çok boş bölge olacak ve bunları iyi değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Evet, Scott, sen neler üretmek istersin? Şunu soracağım. Kendinizi turnuvanın dışarısına bıraktığınızda kendinize belki rakip olabilecek, şampiyonluğa kafadan oynayabilecek net bir favori istiyorum sizden. Alpha 7. Ben de Alpha 7 diyeceğim. Bence de Alpha 7. Ama biz varız. Osman transferden yani. Sonra Alpha 7'i çıkarım. Kadrosu olmadığı için biter değil bence. Alpha 7 daha güçlü. Aynen. Adamları analiz ettiğiniz oyun stili 18 takımlık biraz daha böyle alan ortasına giden bir sistem vardı. Alan dışarısına kalanlar genelde kaybetti ve bunu ikinci gün, üçüncü gün değiştirmek zorunda kaldılar. Sizin beklentileriniz ne olacak? Bam gün vuracağız, ilerleyeceğiz mi yoksa daha farklı şeyler mi göreceğiz sizden? 12 takım var lakin oyunun biraz şeyleriyle oynamışlar. Biraz büyük maplerde özellikle alan daha hızlı kapanacak, daha fazla vuracak. Özellikle küçük maplerde kit olayı olmayacak. Onu güzel dengelemişler incelediğim kadarıyla turnuvayı. O yüzden buna yönelik hazırlık yaptık. Yerine göre oynayacağız. Ama 18'lik lobilerde doğal olarak age'de kalan takımların pek şansı olmayacağı için 12'lik lobilerde age'de kalan takımların şansı daha çok olarak görüyorum ben açıkçası. Tony sen neler yani diyorsun? Şimdi ben Barış'tan yetkiyi aldım. Bu işin şampiyon olamama durumunda yeterince sıkıntılar yaşayacağınızı tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Barış'tan da yetkiyi aldığım için şu an önüm açık. Boyutlarımı da az çok gördünüz biliyorsunuz. Bir problem yaşamam çok fazla zannetmiyorum. Yani çeşitli şampiyon olamama durumunda Türkiye kaçış yöntemlerini araştırdınız mı? Abi biz uçağa bir gün iki gün erkenden gitmeyi düşünüyoruz. Evet Yavuz, başka bir istersen sorun yoksa ben de aslında bir soru olarak değil. Çünkü bu söylenme oyuncuların hepsine PUBG Mobile Esports TikTok sayfasında açtığımız yayınlarda söylemiştim. Tabuta soramamış orada. Tabuta da şunu söyleyeceğim. Tabut. Arkanızda çok güzel bir kitle var. Sizi destekliyorlar. Hiçbir zaman desteklerini esirgemiyorlar. Bu turnuva öncesinde onlara neler söyleyeceksin? Sağ olsunlar, her zaman çok iyi destek veriyorlar. Bu turnuvada da verilen oyla sanırım 327 bindi doğru hatırlıyorsam. Evet. Neredeyse dünya rekoru kırıyorduk. Değişik bir seven kitlemiz var. Ki o kadar da sevmeyen kitlemiz de var tabii. Her takımın olduğu gibi. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Merak etmesinler. Gerisini bize bıraksın. Öyle evet, gerisini bize bıraksınlar dedi Tabut. Şimdi oyuncularımız daha bugün geldi. Teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadılar. Buraya katıldılar. Biz onları daha fazla burada tutmayalım. Onlara şimdiden bu turnuva için başarılar dileyelim. Biz burada oyuncularımızı, koçumuzu gönderelim. Ondan sonra onların arkasından biraz dedikodu, gıybet yapalım. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Teşekkürler, görüşürüz. Evet, SPG oyuncularını, değerli koçumuzu yolculadık, uğurladık ve şimdi birazcık daha ikinci haftaki sistemle ilgili, ikinci haftada bizleri neler beklediğiyle ilgili biraz konuşmak istiyorum ve bu işin aslında analiz kısmının uzmanlarından sevgili Mr. Wright'la başlamak istiyorum. Scott, daha az takım var, değişik bir format. Bizi birazcık açıklayabilir misin? Neler bizleri bekleyecek? Senden duymak istiyorum. Yani tabii ki aldığımız bilgilere göre show maçları mevcut olacak. Tabii işin biraz daha eğlence kısmı. Çünkü after party showdown'dayız bir yandan da. Duo maçlar göreceğiz. Buradan da ufak tefek spoilerlarını vermiş olalım. Çok fazla taktiksel çeşitlilik, müthiş tryhard bir oyun göreceğiz mi? Bence görmeyeceğiz. Çünkü ikinci bölümdeki dağıtılacak para miktarının da farklı görevlerle beraber dağıtılacak olması ikinci bölümü biraz daha keyifli bir hale getirecek bence. Az önce de Tabut'un söylediği gibi yani alan hasarı farklı olacak, biraz daha hızlı kapanacak vesaire, değişiklikler olacak. Bizler için aslında yeni bir süreç olacak bu maçlar. Evet, o zaman bir de Yargıç Tony'ye soralım. Yargıç Tony, ilk haftadan gelen ekipler, ikinci hafta dahil olacak ekipler. Yeni bir oyun planı, çünkü ödül havuzunun da çok farklı olduğunu biliyoruz. İlk skora ödül var, ilk takımı wipe'layan ekibe ödül var. Bunlar birleştiğinde, bir araya geldiğinde nasıl bir ikinci hafta izleriz Yargıç Tony? Yani bence çok fazla ilk haftadan oyun zorluğu açısından farklılık olacağını zannetmiyorum. Çünkü 1 milyon dolar çok ciddi bir para. Herkes asılacaktır. İkinci olarak da şöyle söyleyeyim. İlk haftadan gelen 5 tane takım var. Bunların eli ısınık olacak. Eli alışkın olacak. Telefon ayarları vesaireler bunlara tamamen aşina olacaklar. Diğer davetle gelen takımlar bir defa deneyecek telefonları. Belki alışana kadar problem yaşayabilirler. İlk günkü maçı çok iyi geçirmek lazım. SPG için söylüyorum. İlk gün çok önemli. Çünkü ilk gün tarihsel olarak da şu an çok yakın olduğu için o alışma sürecinin en sıkıntılı olacağı gün o gün olacak. Yani ilk günden sonra zaten hallederiz diye düşünüyorum. Hani zorluk derecesinin yüksek olacağını düşünüyorum. Evet sevgili Yargıç Tony, şimdi birebiriz. Kimse bizi izlemiyor. Abimizsin, büyüğümüzsün, saygı duyuyoruz ama bazı gerçekleri konuşma vakti artık. Tabii efendim. Burada
herkes bir bedel ödedi. Sence kim şampiyon olur? Ve değerli izleyenlerimiz için bak, PUBG Mobile Türkiye ailesi şu anda karşında. Onlara güzel bir iddiayla gelmezsen, dediğin takım şampiyon olmazsa bir şey yapacağım de onu uygulat Tony. Sakalımı mesela yeşile falan boyarsam muhtemelen beni tamam. Trabzon'un girişinde vururlar. Tamam, bunu kabul tamam. edebiliyorum. Evet. Bak, acı yerim. Acıyı bu arada sevmem, onu da söyleyeyim. Bir dakika. Burada yıllardır burada olan sevgili Sinan, sevgili Scott ve ben arasında abi sana oylama yapılıyor. Ben Tarçın diyorum arkadaşlar. Tarçın diyen var mı başka? Ben de dedim Tarçın. Tarçın çok sert. Abiciğim yaptınız. Böyle. Tarçın acı biber olsun. Acı biber arada gidiyor. Tarçın şu anda kötü. Senin. Evet çok kötü. Çünkü kötü olmasını istiyoruz. Çünkü acı da iyi değil yani. Neden iyi değil biliyor musun? Belki seviyorsun da haberimiz yok. Ben mesela bana verdiler acı biber katır kutur. Ben severim ben ya. Katır kutur yiyip gittim bir de sonra. Söylemek lazım. Beyler bu zamana kadar çektiğimiz hiçbir cezayı biz belirlemedik. Karşımızdaki belirledi, onu unutmayalım. Burada abi bir karar verildi. Tarçın. Evet, bu iddia mevzusunu o zaman bu şekilde toparlıyoruz. Ama bir dakika, bir de şunu söyleyeceğim. Esprici dediğini düşünüyorum, doğru mu? Bir kaşık yiyecek değil mi? Kaşık. Tabii. Kaşık. O kaşık. Kaşık bir değil, de kaşık. Kaşık mı? Evet, bir kaşık. Bir kaşık. Böyle alıp bir kaşık. Yargıç Tony, Esprici kazanabileceğini tahmin ediyorum. Doğru mu? Şimdi ben de buradan Esprici'ye sesleniyorum. Kazanmazlarsa o tarçını bidonuyla yediririm onlara. Bilgileri olsun. Hayda. Olaylar ciddileşti bu arada. Bana bir kaşık geliyorsa onlara bir bidon gelir. Bilgileri olsun. Buradan sesleniyorum. Zaten ben Barış'la buraya gelmeden önce konuştum. Takım tamamen bana emanet. Dedi abi sana emanet. Dedim sıkıntı yok. Şampiyon olamazlarsa takımı unut. Tamam dedi. Problem yok. Esnici diyorum. Efendim. Esnici evet. Şampiyonu. Yargıç Tony. Esprici şampiyon olur dedi. Eğer Esprici şampiyon olamazsa burada ikinci bile olsa bir kaşık tarçını Yargıç Tony'ye biz burada yediriyor ama olacağız arkadaşlar. Ama Yargıç burada kaşık ne demek biliyor musun? Kaşık o kaşığı tam full. Full böyle tepeleme tarçınla dolu hali kaşık oluyor. Evet, programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Öncelikle burada hepinize teşekkür ediyorum. Oldukça güzel bir sohbet rica geçirdik. Esprici oyuncuları geldi gitti. Onlara sorularımızı sorduk ve ikinci hafta başlıyor. Umarım buradan temsilcimiz güzel bir sonuçta ayrılır şimdiden onlara. Başarılar dileyelim bir kez daha. Lütfen PUBG Mobile Esports sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Ve bu kanala abone olup bildirimleri açarsanız da 9. alan gibi diğer içeriklerimizden de bilgi sahibi olabilirsiniz. Çok güzel içeriklerimiz, videolarımız oluyor. Yayınlarımız oluyor. PMPL yaklaşıyor zaten. O zaman ne diyelim? Kendinize iyi bakın. Diğer 3. bölüm 9. alanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.